Bir uçak düşünün ki devasa bir büyüklüğe sahip ancak radar tarafından görünmüyor. Peki bu nasıl oluyor, gelin bakalım. TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka 3 derin darbe uçağı yaptığı test uçuşunda iniş takımlarını başarıyla kapattı. İniş takımı ve gövde içi silah istasyonu özellikle bu tarz hayalet uçaklar için hayati önem arz ediyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine yerli hayalet Anka 3 aldı. Radarlar yüksek frekansta radyo dalgaları üreterek etrafa gönderir. Radyo dalgaları bir nesneye çarptığında radara geri döner. Kendisine gelen radyo dalgalarını analiz eden radar, dalgaların çarptığı nesne hakkında konum, büyüklük, hız gibi birçok bilgiye ulaşır. Birçoğumuzun ismine ve videolarına aşina olduğu F-22 Raptor, F-35, B-2 Spirit, B-21 Raider gibi uçaklar işte bu özellikten yararlanır. Bu uçakların radarda görünmemesi için gövdeleri kavisli değil düz şekilde üretilir. Bu uçakların gövdesi radar sinyallerini absorbe eden malzeme ve boyalardan oluşur. Ayrıca elektronik karşı tedbirler alınarak düşman radarlarını yanıltıcı teknolojilerde kullanılır. Nesnelerin RCS değerleri vardır. Bir nesne radar sinyallerine karşı ne kadar görünür ise RCS değeri o kadar yüksektir. Bu değeri örneklendirecek olursak RCS değeri kamyonda 10, insanda 1, kuşta ise 10'da 1 metrekaredir. Ülkeler muharip hava unsurlarının RCS değerlerini gizlilik gereği açıklamaz. Ancak yıllardır aktif olarak kullanılan bazı savaş uçaklarının RCS değerleri tahmin edilebiliyor. Yine ABD üzerinden gidelim. F-35 savaş uçağının RCS değeri yaklaşık olarak 1000'de 1 ila 1000'de 5 metrekare arasındayken, F-22 Raptor'da bu rakam yaklaşık olarak 10.000'de 1 ila 10.000'de 5 metrekaredir. Bu da uçakların radarlarda kuş, bilye, hatta böcek boyutunda olduğu anlamına geliyor. Radarlar havadaki milyonlarca farklı cismi tarayamayacağına göre bu hava araçları radarın gözünde bir hayalet oluyor. Gelelim başa. Etrafa saçtığı radyo dalgaları geri dönmeyen, yani onlardan haber alamayan radar, düşman unsurun varlığına ve niteliğine dair bir bilgi de edinemez. Ve düşman uçakları bulunduğu hava sahasında bir nevi hayalet olur. Radar, RCS değeri çok küçük olduğu için belki tatlı bir kuş, belki de minik bir kelebek boyutunda gördüğü hayalet uçağı yalnızca iniş takımlarını ya da gövde içi silah istasyonunu açtığında fark eder. Tabii atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmiş olur. Anka 3'ün diğer uçaklara göre farklı bir yapıya sahip olup delta kanat tasarımına yakın olması bundan kaynaklanıyor. Günümüzde kullanılan ve ismi en çok duyulan delta kanatlı uçak, Soğuk Savaş döneminin sonunda ABD tarafından üretilen B-2 Spirit'tir. ABD bu hayalet bombardıman uçağını Kosova, Irak ve Afganistan'a yaptığı kritik hava saldırılarında kullanmıştır. Ülkemizin mühendisleri tarafından geliştirilen milli muharip uçağımız Kaan ve Kızıl Elma'da Anka 3 gibi stealth, yani görünmezlik teknolojisiyle donatılmıştır. Anka 3'ü onlardan ayıran en önemli özellik ise hava-hava muharebesinden ziyade hava-yer görevleri için üretilmiş olması. Ancak bu Anka 3'ün bir hava aracına karşı savunmasız olduğu anlamına gelmiyor. Süper Şimşek de işte tam bunun için var. Bulunduğu platformdan atıldığında RCS değeriyle düşman radarlarının gözünü kendisine çeviren Süper Şimşek, asli unsurların görevlerini fark edilmeden yapmalarına olanak tanıyor. Düşman unsurları radarda gördükleri Süper Şimşek mühimmatını bir savaş uçağı veya füze sanıp dikkatlerini onun üstünde yoğunlaştırırken, Anka 3 ve beraberindeki diğer unsurlar keşif, gözetleme veya saldırı görevlerini çoktan icra etmiş oluyor. Türk mühendisler ülkemizin müreffeh yarınları için gece gündüz demeden çalışıp üretmeye devam ediyor. Türkiye, savunma sanayi alanında yaptığı atılımlarla sadece rakiplerini yakalamakla kalmıyor, adını bu alanda önde gelen ülkeler listesine de yazdırmayı başarıyor. Gerek terör devleti İsrail'in Gazze'de soykırım uygularken bölge ülkeleri de baskı politikasıyla sindirmesi, gerekse ABD'nin 10.000 kilometre uzaktan işgalci İsrail'e yaptığı yardımlar, yerli ve milli savunma sanayinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.